tamamen 4-2-4'e dönüp karambol futboluna döndü. Burada soru işareti şu oldu bende. 1.94 Vedat Muriç. Şuurlu veya şuursuz. Kenardan veya merkezden şişirilen toplarda bir iki tane frikik oldu bir tanesi. Bir tane verebilirdi. Daha fazla böyle gelen topları. Ama şeyi şanssızlığı Fenerbahçe'nin ve Vedat Muriç'in kanat oyuncuları İsta iyi ortacı değil. Sol bek Dirar gider ama sağ yana çekene evet. kadar rakip zaten savunmasını yapmış oluyor. Soluyla yani, denedi bir tane evet. yapamadı. Hasan Ali'nin olmaması ve sol bek alınmaması da bu tür hücum aksiyonlarının çok olmasına rağmen üretemiyor. Da Fenerbahçe iyi oynarken Kemal Hoca sana ne versene penaltıyı. El açık. Sence penaltı mı değil mi? Hangisi? İlk yarıdaki mi? Ben çok yakından vuruyor hocam. Çok yakından vuruyor. Ve yani kolunu kaçırmaya çalışıyor. Ama yani bir açı var. Şimdi bu futbolcular deli mi böyle bekliyorlar? Niye böyle yapıyor? Bundan sonra yapmasınlar. Hani böyle gidiyorlar ya. Ben de ele çarpmaya çok dikkat ederim. Yani şöyledir. Doğallığını kaybedemez bir oyuncu. Gelir top ele çarpar şu pozisyonu. Zaten hakem de şöyle yaptı dikkat ediyorsan. Ne yaptı? Evet. El bitişik dedi. Ama biraz arkaya doğru böyle. El bitişik dedi. Öyle dedi. Evet. Ondan vermedim dedi. Muhtemelen Fırat Aydınus'la konuşurken de VAR'a sen ne gördün demiştir o. O demiş ki el bitişik. Ben iddia ediyorum gitseydi veya Fırat Aydınus gel buraya bak deseydi bence penaltı niye verirdi biliyor musun? Kendini inkar etmiş olurdu. Çünkü el bitişik falan değil. El açık. El açık top deyince gidiyor. Hı. Bak el şöyle değil. Şöyle de değil bak. Beni alın. El şöyle. Müdahale ederken doğal hali nedir? Doğrudur. Ama el açıksa top da vurunca el geriye doğru gitti. O yüzden bu pozisyon hiç tereddütsüz penaltı. Çünkü Diego'nun. Ben illaki oyuncu şöyle yapsın demiyorum. Ama el bitişik olur çarpar. Mesela ikinci yarı free kick oldu. Geçen hafta penaltı verilebilir dediğim Trabzon aleyhine pozisyona yakın bir pozisyonunda oyuncu dönüyor. Fakat dirseğine arkadan çarpıyor el o yüzden korner kararı doğru. Ama diğeri ben el açık olarak gördüm. Ben orada gördüm. Bir tek şeyim hocam çok çabuk kesti. Yani çok sert ve çok yakından geldi. Ne yapayım yani onu kaçırma şansı ya kaçırmaya çalıştı ama şey yapamadı. Hayır yani. Bak kaçırmaya çalışmadı işte. Öyle mi diyorsun? Bakın. Keşke gördüm. Bakın şöyle yayından sonra bu şöyle ya el bak. Müdahale ederken şöyle. Kaçırmayı top eline götürüyor. Top geliyor ya. Hı hı. Top bu eli böyle sen geçiyor. Öyle deyince şimdi top gelmeden kaçırmaya çalış. Bakın şu olsa kaçırdım, yakalandım. Bak kaçırdım, yakalandım. Penaltı değil. Zaten kaçırmaya çalışsa böyle yapıyor oyuncular biliyorsun. Bu nerede sıkıntı yarattı biliyor musun? Fenerbahçe'nin geriye de düşse hızlı ve olgun ataklarını bak burası çok önemli. Sinirli, gergin ve telaşa götürdü. Emre Belezoğlu'nun bir iki tane şuursuz faulü gibi. Ve ardından Fenerbahçe aleyhine Emre'ye Antalya aleyhine ayak basmalarda kart vermedi. Bir tane enteresan bir şey söyleyeyim. Muriç. Emre Belezoğlu sarı kart gördü ya şeyde. Evet. Kenarda. Neden gördüğünü bilmiyorum. Muhtemelen görmeyecek. Onu bilemem. Ama Zankara'ya gösterdiği sarı kart tam tersi aldatmaya yönelik Antalyalı oyuncuya gösterilmesi lazım. Bak tekrar söylüyorum. Zanka birebir kaldı oyuncu geçti. Daha yolda attı kendini. Hakem de Zanka'ya yattı. Çelme taktı zannetti. Ve kart gösterdi. Çünkü o pozisyonda her şeye rağmen kaldı. Ama burada asıl mesele şu. VAR'ı uygulamada bizim dünya standartlarının dışına çıktık. Ulenberg Bey yüzünden. Ulenberg demiş ki bu hakemlere. Ya demiş. Sorun, ikide bir VAR'a gitmeyin. Ne gördüm? Bunu gördüm. Kemal Hoca şunu mu söyleyecek? Fırat'cığım, el açıktı ama boş ver ya beni oraya çağırma mı diyecek? Ben el kapalı gördüm demiştir. O da Ulenberg'in tembihliyor ya. Ya her şey için çağırmayın. O da bence, Kemal Hoca bence eli açık gel demedi. Eli açık gel dese... Gider. Ki sen de yayından sonra muhtemelen bana hak vereceksin. Yarın da konuşuruz. Benim futbol ölçülerim. Ben her ele çarpana penaltı vermem. Çizgide olsaydı vurdu kaleye gidiyor. Ne yapacağım?
Ben oyuncuyum, ne yapacağım? Ben istediğim kadar şey. Ne vereceksin abi? Kırmızı penaltı vereceksin. Kenarda olduğu için mi? Ona da eyvallah ama eli açık. O yüzden